Do you hear me talking to you across the water, across the deep? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan da anlayacağınız üzere biten ürünlerimden bahsedeceğim. Bu ilk videom olduğu için bayağı bir heyecanlıyım açıkçası. Umarım keyifli izlersiniz. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere geçelim isterseniz. İlk olarak elime Essence'in I Love Extreme maskarası geldi. Bu maskarayı ben çok severek kullandım. Dediği gibi inanılmaz güzel hacim veriyor kirpiklere. Fırçası şu şekildeydi. Zaten bu markanın rimelleri, hatta bütün ürünleri çok uygun fiyatlı biliyorsunuz. Rimelleri de bayağı çok tercih ediliyor ve severek kullanılıyor. Bu benim bittikçe alacağım bir ürün. Bir diğer ürün ise Yuroşen'in bu durulanmayan saç bakım kremi. Bunu da severek kullandım. Saçlarıma güzel yumuşaklık kattı. Ben genelde duştan sonra ıslak nemli saçıma taramadan önce uyguladım ve daha sonra taradım saçımı. Sevdim. Fiyatı da çok uçuk olmadığı için tekrar alabilirim sanıyorum. Hani öyle ölüp bitmedim ama tekrar alabileceğim ürünler arasında. Bir sonraki ürün Daylon markasının Ultra Face güneş kremi. Bu SPF 30 içeren bir güneş kremi. Bunu çok sevdim. Jel yapıda anında emiliyor. O yüzden yağlı ciltlerinde çok rahat kullanabileceği bir güneş kremi. Genelde şehir hayatı için öneriliyor. Kışın da kullanmaya devam edeceğim. Fiyatı da güneş kremleri için normal. 50-60 lira civarı sanıyorum ki. O yüzden bittikçe alacağım ürünler arasına girdi. Sıradaki ürün Donna Karan'ın My New York isimli parfümü. Fresh bir kokusu vardı ama benim tenimle uyum sağlamadı. Hani böyle dışarı buram buram çıkmadı. O yüzden bir daha bu parayı verip almam. Hazır kokulardan devam ediyorken bayılarak kullandığım bir ürün. 8x4 deodorant. Bunu son Migros indiriminden almıştım. 3-4 lira gibi bir fiyata. İçinde zambak, karpuz ve deniz yosunu varmış. Pudrasız ve leke bırakmaz yazıyor. Gerçekten de öyle. İnanılmaz çok severek kullandım. Kesinlikle tekrar tekrar alacağım ürünler arasına girdi. Size de muhakkak bir bakmanızı öneririm. Maybelline Fit Me göz altı kapatıcısı. Bu ürünü muhakkak duymuşsunuzdur. Çok popüler, çok sevilen bir ürün. Ben de çok severek kullandım. Bendeki rengi 15 Fair Clear rengiydi. Islak, nemli bir bitişi var. Göz altlarını kesinlikle kurutmuyor. Günlük çok güzel bir kapatıcı. Hani öyle aşırı göz altı morluklarımız yoksa çok severek kullanırsınız diye düşünüyorum. Yalnız maalesef ülkemizde yok. En başta söylemem gereken şeyi en sonunda söyledim, farkındayım. Eğer edinme şansınız olursa muhakkak bir şans verin derim. Ben de imkan buldukça tekrar tekrar alacağım. Hazır makyajdan devam ediyorken Bobbi Brown'un Smoky Eye maskarası. Şöyle bir fırçası var. İlk önce onu göstereyim. Değişik, bence her kirpik yapısının uyum sağlayabileceği, sevebileceği bir fırça yapısına sahip. Bu ürünü Forum Bornova'da Bobbi Brown mağazası ilk açıldığında açılışı özel alışverişlerinizin yanında hediye ediyorlardı. Ben de o şekilde edinmiş oldum. En başta hani bu fiyat değer mi bilmiyordum, hani bu para verilir mi diyordum bu ürün için. Ama kullandıkça çok sevdim ve sanırım tekrar alacağım bir ürün oldu. Sanırım tam boyunu alacağım. Forever markasının Aloe Lips Lip Balm'ı. Bu ürünü çok severek kullandım. Bana canım Zeynep'imin hediyesiydi. O çok severek kullanıyor ve kesinlikle denemelisin, bayılacaksın demişti. Dediği kadar da varmış gerçekten. Ben genelde geceleri yatmadan önce dudaklarımı uygulayıp uyudum ve sabah kalktığımda hala dudaklarım yumuşacıktı. Bayıldım. Muhakkak almaya devam edeceğim ürün arasına girdi. Size de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bioderma'nın Pore Refiner isimli yüz nemlendiricisi. Bu ürün karma yağlı ciltler için. Ben yazın cildim karma olduğundan bir deneyim demiştim. Ama nemlendirmesi bana pek yeterli gelmedi açıkçası. Eğer cildiniz karmadan yağlıya dönükse veya yağlıysa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ama.
Çünkü kesinlikle memnun kalırsınız diye düşünüyorum. T bölgesindeki yağlanmayı çok güzel dengeliyor. Bir de böyle o kadar garip bir hissi var ki yani anlatamıyorum ama eğer denerseniz anlarsınız. Böyle hani çok güzel makyaj altı bazı olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani gidip tam boyuna alacağım bir ürün değil. Normal veya karma ciltliyseniz size de almanızı tavsiye etmiyorum. Ama yağlı ya da karmadan yağlıya dönükse cildiniz muhakkak bir deneyin derim. Ben splat diyorum, bilmiyorum tam nasıl söyleniyor. Biyokalsiyum isimli diş macunu. Bu ürünü ben çok seviyorum. Daimi favorilerimden. Bu da 5. ya da 6. kez bitirişim olabilir, bilmiyorum. Benim dişlerim çok hassas. Bu ürünün aslında bana çok iyi geldiğini de bir kere almayarak anladım diyebilirim. 2-3 kere kullandıktan sonra birkaç gün almamıştım. Başka bir diş macunu kullanayım dedim ve diş hassasiyetimin çok arttığını fark ettim. O yüzden hemen gidip aldım ve o gün bugündür bittikçe başka bir şey denemeden direkt bunu alıyorum. Son ürünüm ise adını asla telaffuz edemeyeceğim, sadece Gratis'lerde bulunan ayak bakım kremi. Bu dediğim gibi Gratis'e özel, Almanya'dan ithal bir markaymış. Mentollü bir ayak bakım kremi. Çok çok severek kullandım. Hani böyle özellikle yorgun olduğum günlerde, çok fazla ayakta durmuşsam ya da o gün okul çok geç bitmişse, akşam yatmadan önce ayaklarımı masaj yaparak bunu uyguladım. Hem böyle mis gibi nane kokuyor, hem de o içindeki mentol sayesinde ayakları rahatlatıyor yani. Kesinlikle tekrar alacağım bir ürün oldu. Size de muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bahsettiğim ürünler bu kadardı. Umarım severek izlemişsinizdir. İlk videom olduğu için bayağı heyecanlıydım açıkçası. Size de kesinlikle yansımıştır diye düşünüyorum. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.